animasyon sorusu. Şekildeki araç sürücüsü için hangisi söylenebilir? A. Sollama yapabilir. B. Azami 60 kilometre hızla gidebilir. C. Hızını arttırmalıdır. D. Askeri hız sınır 60 kilometredir. Arkadaşlar sorumuzu dikkatlice izleyelim. Şimdi A. Sollama yapabilir mi? Hayır. Dikkat ederseniz zaten iki durumdan dolayı sollama yapamaz. Bir ilerisini göremiyor. Hafif bir tepe üstü gibi bir yer. Bir de düz çizgiler var. Düz şerit. Ondan dolayı sollama yapamaz. B. Azami 60 kilometre hız yapabilir. Bu dursun. C. Hızını arttırmalıdır. Hızını arttırmamalıdır. Bu yanlış. Çünkü arkadaşlar tepe üstü dediğim gibi hızını arttıramaz. D. Askeri hız sınır 60 kilometredir. Doğru cevabımız burada B seçeneği. Azami. Arkadaşlar bu B ile D'yi karıştırmayın. Askeri ile azami. Burada 60 kilometre lefasını görüyorsunuz. Dikkat ederseniz videonun sonuna doğru. Yani 60 kilometre hız yapabilir. Azami en fazla demek. Doğru cevabımız B seçeneği. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi iç kanama belirtilerinden biri değildir? Bulantı ve kusma, reflekslerin güçlü olması, derinin soğuk ve nemli olması, kulak veya ağızdan kan gelmesi. Doğru cevabımız kusma bulantı. İç kanama belirtisidir. Derinin soğuk nemli olması iç kanama. Yine ağızdan burundan kan gelmesi iç kanama. Fakat reflekslerin güçlü olması iç kanama belirtisi değildir. Refleksleri güçlü bir kişi hatta sağlıklı denilebilir yani. O derece ki öyledir. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı daha fazladır? dikkatin dağılması, kural ihlallerinin azalması, direksiyon hakimiyetinin artması, kazaya karışma olasılığının azalması. Öfkeli. Arkadaşlar öfke sorusu çıkıyor. Eğer kişi öfkeli ise dikkati dağılır. Dolayısıyla dikkatin dağılma ihtimali fazladır. Cevap A seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenmez? Bu kişilerin karayolunda araç sürmesi yasaktır. Söylenebilir mi? Söylenir. B en sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmelerine izin verilir mi? Hayır, böyle bir şey olamaz. Cevabımız B seçeneği. Cevap çıktı. Şimdi bu uyuşturucu uyarıcı madde ile ilgili karşımıza genel olarak ne çıkıyor arkadaşlar? Şunlar çıkıyor. Bakın arkadaşlar, uyuşturucu uyarıcı madde almış olan sürücülerle alkollü sürücülerin karayollarında araç sürmeleri yasaktır. Sağ solu yaya geçidi, şu su bu su yok. Hiçbir şekilde yasaktır. Uyuşturucu ve uyarıcı madde aldı tespit edilen sürücülere para cezası ile birlikte sürücü belgesi 5 yıl süreyle. Bakın uyuşturucu alan kişilere. Ayrıca TCK hükmü uygulanır. Onlar artık mahkemenin işi. Aday sürücülük süresince uyuşturucu alarak araç kullanılması durumunda sürücü belgesi iptal edilir. Burada 5 yıl değil tamamen iptal ediliyor aday sürücülükte. Bu önemli. Bir de şu çıkar karşımıza. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarında asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri bir yıl süreyle geri alınır. Bu da yine sınavlarda karşımıza gelen şeyler. Ölümlü bir kazaya karışırsanız suç asli kusur kimdeyse onun belgesi bir yıl süreyle geri alınıyor. Uyuşturucu durumunda 5 yıl. Adaş sürücülük sürecinde uyuşturucu tespit edilirse belgeniz iptal ediliyor. Bunlar çıkıyor sınavda. Buranın fotoğrafını alın ara ara okuyun. Geçelim sonraki sorularımıza. Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki araç sürücüsünün hangisini yapması doğrudur? Burada bir yaya var. Yaya geçidi var. Bakalım şıkları inceleyelim. Korna çalıp yaya uyarması. Doğru mudur? Hayır. Öncelik yaya, yayanın. Bakın yayanın. Geçiş hakkını yaya vermesi. E doğru cevabımız çıktı zaten. Doğru olan B seçeneği. Biz de doğruyu arıyoruz. Arkadaşlar bu tür karşılaşmalarda öğrenci geçitlerinde, yaya geçitlerinde yaya ve öğrenci önceliklidir. Kesinlikle koruna çalmıyoruz, sollama yapmıyoruz, yayayı sıkıştırmıyoruz. Yol onlarındır. Çünkü bakın burası bir yaya geçidi. Gelsin sonraki sorumuz. Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu trafikte aşağıdakilerde değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir. Öfke, sabır, inatlaşma, aşırı tepki. Doğru cevap B seçeneği sabır. Değerli arkadaşlar bununla ilgili bir animasyon sorusu vardı. Mesela sabırsızlıkla ilgili. O da şu şekildeydi. Hemen bakalım soruya örnek olması için. Bakın bu kişi ne yapıyor? Karşıdan bir yaya geçiyor yaya geçidinden. Şoför ne yapıyor? Bakın sürücü. Eliyle kızıyor. Hızlan diyor. Daha hızlı olmasın gibi bir şey söylüyor aslında. Yani kendince söylenmiş oluyor. Bu da yine bu sorumuzun cevabı da neydi? Sorumuz şu şekildeydi. Sürücü hakkında hangisi kesinlikle söylenir diyordu. Sabırsız, kavgacı, heyecanlı, kaygılı. Arkadaşlar bu sürücü işte sabırsız bir sürücü. Bu soruya benziyor. İşte bu soruyu animasyona çevirmişler. Bazen arkadaşlarınız diyor ya hocam animasyon çözün. İşte arkadaşlar bunu çözersen aslında animasyonda çözmüş olursun. Animasyonda sadece yapman gereken daha dikkatli dinlemek, izlemek. Geçelim. Tıbbi yardım haberleşmelerinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır? Gizli, şifreli, ayrıntılı ve uzun, kısa, öz ve anlaşılır. Doğru cevabımız çok basit. Kısa, öz ve anlaşılır olacak arkadaşlar. 112 aradığımızda dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Onlar da şunlar. Arkadaşlar sakin olacaksınız. Bir, soğukkanlı davranacaksınız. Yer bilginizi vereceksiniz. Net bir şekilde konum bilginizi. Yine kendinizi tanıtacaksınız ve iletişim numaranızı zaten onlar da görünür. Bir de kaç hasta var, kaç yaralı var, kaçının durumu ağır, kaçının durumu hafif. Bunlardan da kabaca, hızlıca, sade bir şekilde bahsedeceksiniz. Çünkü ilk yardıma gelenler ona göre malzeme ya da ona göre ambulansla gelecekler. Sayıdan bahsetmek önemli. Bir de yapılan ilk yardım yani mesela turnike yaptıysanız turnike yaptım diye belirtmeniz gelenler açısından ya da gelmek üzere olanlar açısından yani bir ön bilgi olmuş olur. Ona göre ilk yardıma devam ederler ya da etmezler. Bu da önemli. Mesajımız da kısa, öz, anlaşılır, net olacak. Anlaşıldı mı? Sanırım bu konuda netleşti. Geçelim. Yetişkinlerde uygulanan kalp masajı, uygulama bölgesi ve bası derinliği, hangisinde doğru olarak verilmiştir? Meşhur ehliyet sınav sorumuz. A. Kaburganın sağ alt köşesi 1 santim. B. Karının sol üst köşesi 3 santim. C. Göğüs kemiğinin ortası 5 santim. D. Kaburganın son, sol alt bölgesi 7 santim. Arkadaşlar iki bilgi var. Fakat birini bilseniz doğru cevabı bulursunuz. Yani kalp masajı bölgesi ya da derinlik. ikisinden birini bilmeniz işinizi kolaylaştırır. Doğru cevabımız tabii ki C seçeneği. Burada bilmemiz gereken 5 santim ifadesi önemli çıkıyor sınavda. Yine yeri de göğüs kemiğinin ortası. Onu bilmeseniz bile şu 5 santim unutmayın. Bunun için sıkça verdiğim bir tablom var benim öğrencilerime. Şu tablo sihirli tablo arkadaşlar bu buradan kesin bir ehliyet sorusu bekliyorum ben her sınavda. Neresinden hocam bu tabloda bir sürü bilgi var. Hayır arkadaşlar çok basit. Bu tabloda çok fazla bilgi var ama en çok çıkan yerler şunlar. Normal solunum sayısı çıkıyor. 1. Bilinç kontrolü. 2. Bak dinle hisset. 10 saniye. Şurası. Bası miktarı. 5 santim. Bebeklerde 4 santim. Onu da unutmayın. Onun haricinde şu 30'a 2 solunum. Bu. Arkadaşlar 1, 1, 2, 3, 4, 5, burada 5 ya da 6 tane kısım çok önemli bu işaretlediğim yerler. Fakat şuralar önemsiz değil. Bunlarda koydum. Bunlardan da çıkma ihtimali var. Zaman zaman çıkıyor. Ama en çok bu işaretlediğim yerlerden çıkıyor. Ehliyet sınavında sorun. Geçelim arkadaşlar. Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır? Kalbi düzensiz çalışanlara, öksürük ve hıçkırığı olanlara, göğüs kafesi düzenli olarak inip kalkanlara Bak, dinle, hisset yöntemiyle solunumu saptanamayanlara. Değerli arkadaşlar, videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sizden ricam. Video beğenileriniz bildiğiniz üzere benim motivasyonum açısından önemli. Siz ne kadar çok beğen olursa ben de o kadar daha fazla soru çözmeye çalışıyorum. Buradaki doğru cevabımız D seçeneği. Arkadaşlar suni solunum. Bunu ne de yapacağız? Tabii ki soluk alamıyorsa kişi. E bunu bak dinle hisset yöntemiyle tespit ediyoruz solunum olup olmadığını. Solunum yoksa suni solunum yapıyoruz. Bir de sınavda şu soruda çıkıyor. Bak dinle hisset yöntemiyle kaç saniye bakmalıyız solunuma? 10 saniye. Bunu da unutmayın. Bu 10 saniyede çıkıyor. Kişinin soluk alıp almadığını 10 saniye süreyle tespit etmeliyiz. Nasıl? Bak dinle hisset yöntemiyle. Şurada temel yaşam desteği ile ilgili bu sayfayı çokça getiriyorum önünüze. Ama buradan kesinlikle soru çıkacağı için ısrarla her soruda çoğu soruda bu sayfayı koyuyorum. Lütfen okuyun. Bakın. Bak dinle hisset yöntemiyle 10 saniye kontrol edilecektir. Okey anlaşıldı mı? Yine aşağıya inelim. Bu sayfada başka ne gelir? Göğüs kemi kemiği 5 santim inecek şekilde. Bebeklerde 4 santim. Yine 30 kalp masajından sonra 2 solunum. 30'a 2 kuralı. Yine arkadaşlar sert bir zemin üzerine sırt üstü yatıracağız solunum veya baklini hissette. Yine kişiye iyi misiniz diye soru sorarak bilinç kontrolü yapmış oluyoruz. Bunu da unutmayın. İyi misiniz sorusunu sormamızın amacı bilinç kontrolü. Geçelim. Kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir. Radyatörün, motor yağının, dikiz aynaların, direksiyon simidinin. Tabii ki cevabımız nedir? Motor yağının. Motor yağını ne zaman değiştiriyoruz? Yıllık bakımlarda. Yani şöyle söyleyeyim. Kilometre bakımları vardır. 10 bin, 15 bin, neyse işte araçtan araça değişir. Bir de kilometreyi doldurmasanız bile bazen de bir yılı doldurunca değiştirmeniz önerilir. Çünkü neden? Motor yağının raf ömrü vardır. Evdeki yağlar gibidir. Son kullanma tarihi var. Siz kullanmasanız bile özelliğini kaybedebilir. Motor yağının özelliği neydi? Araçta aşınmayı önlüyordu. Aracın daha soğumasını kolaylaştırıyordu. Parçaların ömrünü uzatıyordu. Çünkü parçalar birbirine sürtmez aşının olmadığı için parçaların da ömrü uzamış olur. Bunu da ekstra soruyorlar motor yağının görevini. Geçelim bunu da. Verilenlerden hangileri aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır? Kullanmaya başlamadan. Bir, Motor ve araç kontrolünün yapılması. Okey zaten yapıyoruz aracımızın genel kontrolünü. Koltuk ve aynalar ayarlıyor muyuz? Evet. Sürüş güvenliği ve konfor açısından. Aynalar özellikle sürüş güvenliği açısından. Emniyet kemerinin ayarlanması, takılması o da kullanmaya başlamadan yapılıyor. Doğru cevap nedir? 1, 2, 3. Bazı sorularda bunu şu şekilde veriyor. Buraya bir tane daha ekliyor. O eklediği şey de şu. Klimanın açılması. Bunun bir önemi var mı? Araç kullanmaya başlamadan ayarlamamız gerekir mi klimayı? Hayır. Onu görürseniz o sonraki iş yani eleyin yani o tür, bazen o şekilde geliyor bu soru aklınızda olsun mutlaka geçelim araçta aşağıdakilerden hangisinin kullanılması yağışlı havalarda kaza riskini arttırır alaşımlı jant tam şarjlı akü uzun yakıt boruları eskimiş ve aşınmış lastikler kaza riskini arttıran faktör nedir Tabii ki lastiklerin kötü olması özellikle yağışlı havalarda daha etkilidir fren mesafesini arttırır. Frene bastığınızda duramazsınız lastikleriniz kötüyse. Bu da önemli bir husus. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini azaltmaya yönelik bir davranış değildir? Tehlikeli maddelerin usuluna uygun taşınmaması, sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması, trafiğin yoğun olduğu saatlerde hususi araçlarla trafiğe çıkarılmaması, bir yere giderken hususi otomobil yerine toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi. Doğru cevabımız nedir? A seçeneği. Tehlikeli maddelerin usulüne uygun taşınmaması çevre kirliliğini azaltmaya yönelik bir davranış olarak görülemez. Soruyu dikkatli okursanız cevabı bulursunuz. Geçelim sonraki sorumuza arkadaşlar. Şekildeki ışıklı işaret cihazında yani trafik ışığında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bir şu yanıyormuş bir de şu yanıyormuş. Bu durum hangisini bildirir sürücüye diyor. Düz gidilebileceğini düz gidilebilir mi? Hayır. Niye? Düz gidenler için kırmızı yanıyor. Sadece sola dönebileceklerini bunu bilemeyiz. Şununla ilgili bir ışık yok çünkü şu an. C sadece sağa dönebileceklerini. Bu okey. Dursun. Yolun tüm yönleri açık olduğu doğru mudur? Hayır. Düz gidenlere kapalı yol. Bu ışığı gördüğünüzde sadece sağa dönebilirsiniz. Çünkü sağ dönüşlerde yeşil oklu ışık yandığını söylüyor bize soru. Fotoğraf ya da öyle söyleyelim. Arkadaşlar bu sorumuzun cevabı da C seçeneği oluyor. Geçelim sonraki sorumuza. Şekildeki durumda öndeki aracı geçmek isteyen bir numaralı araç sürücüsünün hangisini yapması doğrudur? Bir numara nedir bu? Sollama yapabilir mi? Yapabilir. Neden? Düz çizgi var zaten düz çizgi diyorum pardon kesikli çizgi var. Kesikli çizgilerde bildiğiniz üzere sollama serbest. <laughs> Tabi kontrollü bir şekilde. Şimdi hangisini yapması doğrudur bir numaralı aracın. İnceleyelim. 1. öndeki araç ile tek, takip mesafesini azaltması. Doğru mudur? Hayır. Her zaman takip mesafesi korunmalıdır. Bu yanlış. 2. Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambalarıyla işaret vermesi, sinyal vermesi. Tabii ki önemli. Doğru olan şey budur. 3. Geçiş yapacağı araç sürücüsün korna veya selektör yaparak uyarması. Yine bunu yapması da yanlış olmaz. Doğru olur. Bunda da sıkıntı yok. Doğru cevabımız C seçeneği 2 ve 3. Bir yanlış arkadaşlar. Takip mesafesini azaltmıyoruz. Aynalardan arkayı kontrol ediyoruz. Eğer yol müsaitse sinyal verip sollamaya başlıyoruz. Unutmayın. Karşıda müsait, geride müsait olması lazım. Geçelim sonraki sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi karayollarında geceleri seyrederken yapılması yasaktır? Hmm. Karşılaşmada ışıkların söndürülmesi. Bu dursun. Dur işaretiyle bekletelim bunu. Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması. Doğru. Yani yapılabilir. Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların kul. Evet çok doğru. Arkadaşlar önümüzde bir araç varsa uzun lambaları değil kısa lambaları yakıyoruz. Sis ışıklarının sadece sis, kar sebebiyle yetersiz halde bu da doğru cevap. Doğru cevabımız ne? A seçeneği. Karşılaşmalarda iki araçta ışıkların söndürülmesi doğru mu? Hayır. Öyle bir şey olamaz. Karşılaşmalarda eğer uzun lambanız yanıyorsa sonra kısaya çekersiniz. Kısa da yanıyorsa o şekilde zaten devam edersiniz yolunuza. Cevabımız burada A seçeneği. Öyle bir ışıkların söndürülmesi gibi bir durum olamaz. Sonraki soru gelsin. Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü hangisini yapmalıdır? Evet sağa dönecek bu araç. Şimdi bu lefalara bakıyorduk. Burada yol ve lefası var. Burası tali yol belli ki. Burası ana yol. Şimdi dönelim sorumuza bunları belirledikten sonra. Sağa dönüş yapacak. Sağ dönüş basın. sinyali yakmalı mıdır? Evet. Hızını azaltmalı mıdır? Evet. Dar bir kavisle mi dönmelidir? Evet. Arkadaşlar sağ dönüşler dar bir kavis. Şuraya geleceksiniz. Doğru cevabımız D seçeneği. Şimdi bu dönüşlerle ilgili karşımıza şunlar gelir. Bilmenizde fayda var. Sağa ya da sola dönüş. Hepsinde standartlar arkadaşlar. Sağa sol fark etmez. Hızımızı azaltacağız. Sinyalimizi vereceğiz. Önemli. Ee, dönüş yapacaksak yani fazla şeritli bir yoldaysak dönüş yapacağımız şeride yaklaşacağız. Bunlar ortak. Sadece şunlar farklı. Sağa dönüşler dar bir kavisle... Sola dönüşler, geniş bir kavisle. Hızımızı da azaltıyoruz dönüşlerde. Bakın, fotoğrafını da koydum, kafanızda canlansın diye. Bakın, sol geniş, sağ dar. Unutmayın, diğerler aynı. Şu sadece farklı. Diğerlerine sinyal vereceksiniz, hızınızı azaltacaksınız, ee, döneceğiniz yerde yaklaşacaksınız o bölgeye. Bunlar önemli. Sinyali unutmayın tabii ki, hızınızı azaltın. Sadece sağa dönüşler dar, sola dönüşler geniş kavisli olacak. Buna dikkat etmenizde fayda var. Sonraki soruya geçelim. Çekilen aracın freni bozuksa, çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantı uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır? 1, 2, 3, 4. Bakın şimdi şurada ben size bu konuyu biraz açayım. Fren bozuksa 1 metre diyor bakın. Şimdi buna de detaylandıracağız. Cevabımız A seçeneği. Şimdi şuraya gelelim. Bu çeken ve çekilen araçlarla ilgili şunu bilmelisiniz. İki araç arasındaki mesafe 5 metre geçmeyecek. 2,5 metreden daha uzun olduğunda araya yansıtıcı bir bez gece ise kırmızı ışık konulacak. Çeken çekilen araçlar arasındaki açıklık 1 metreyi geçmeyecek. Fren bozukluğu var ise. Yine burada kilometreler her iki araçta boş olacak yolcu taşınmayacak bu da önemli Bunlar önemli kısımları ekstra çizdim fakat buradaki her şey önemli olabilir Siz tamamını okuyun ben en önemlilerini çizdim Geçelim Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz oturularak taşınmasında tehlike yoktur Sedyesiz ve oturtularak taşınmasında Kol kemiği kırık olan, kalça kemiği kırık olan, omurga, omurga kırığı olan, şoka girmiş olan. Doğru cevabımız A seçeneği arkadaşlar oturtulup taşıyabilirsiniz oturtup kol kemiği kırık olanın. Kalçası kırık olanı oturtmanız doğru değil yatırarak taşıyacaksınız. Yine omurgası kırık olan yatırarak taşıyacaksınız. Şoka girmiş olan da yine şok pozisyonunu verip artık o şekilde müdahale edeceksiniz. Fakat cevabımız A seçeneği, kol kemiği kırık olanı oturtup taşıyabilirsiniz. Geçelim. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? A. Kolların baş hizasında tutulmasına, durmasına. B. Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına. C. Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına. D. Ayak tarafından çekilerek çıkartılmasına. Doğru cevabımız. Tabii ki C seçeneği baş boyun gövde hizasını bozmuyoruz arkadaşlar kişiyi araçtan çıkartırken. Bunun özel bir ismi de var. Sınavda çıkıyor yine ehliyet sorusu olarak. Bu yönteme biz rentek yöntemi diyoruz. Rentek manevrası. Yani baş boyun gövde hizasını bozmadan çıkarttığımız yöntem rentek manevrası. Şurada hemen göstereyim ben size. Bakın işte bu manevra şu fotoğrafı koyuyor genelde ehliyet sınavında sorarak. Bu fotoğrafı görürseniz burada yapılan işlem rentek manevrası. Yine üstteki fotoğrafta rentek manevrası. Rentek manevrasının amacı nedir? Baş boyun gövde hizasını bozmamak. Yani bunları bozarsak ne olur? Omurilik zarar görür. Omurilik zarar görürse ne olur? Kişi felç olur. Unutmayın. Bu manevranın amacı bu. Kişinin pozisyonunu bozmamak. Omuriliğe zarar vermemek. Kişinin felç olmasını engellemek. Unutmayalım bunu. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır? Trafik adabı sorusu ilk yardım sorusu gibi bir şey aslında. Hırslı ve kızgın olmamak, kurallara uymaya özen göstermek, başkalarının haklarına saygı göstermek, kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilere ait sanmak. Arkadaşlar doğru cevabımız D seçeneği bir kişi her hakkın kendinde olduğunu düşünüyorsa bunun ruhsal yapısında bir sorun vardır. Bunu unutmayın. Sadece trafikte değil normal hayatta da <laughs> bu tür insanlardan uzak durmak gerekiyor. Geçelim. Motor çalışır durumdayken yağlamanın olup olmadığı hangisinden anlaşılır? Yağ filtresi, yağ karteri, yağ çubuğu, yağ göstergesi. Cevabımız nedir? Yağ göstergesidir. Şudur. Eğer araç hareket halindeyken yağ göstergesi yanarsa demek ki bir sıkıntı vardır yağlama konusunda. Yağlama olmuyordur. Yanmaması lazım araç hareket halindeyken bu ışığın. Eğer bu ışık araç hareket halindeyken yanıyorsa aracı derhal durdurup kontağı kapatmanız gerekiyor. Bu da ekstra bir sınav sorusuydu. Farklı bir soru olarak geliyor karşımıza. Aşağıdakilerden hangisi dizel motorda yakıtın bitmesi sonucu meydana gelebilir? Hava filtresinin kirlenmesi, yakıt deposunun delinmesi, Yakıt sistemin hava yapması, depo kapağı ve çevresinin kirlenmesi. Dizel araçlarda yakıt bittiği zaman başımıza ne gelebilir? Yakıt sistemi hava yapabilir. Değerli arkadaşlar bunu da unutmayın. Şimdi bu yakıtla ilgili şunlarda bilmenizde fayda var. Bir iki bilgi daha vereyim. Arkadaşlar yakıtta aracınıza farklı bir yakıt konulduğunu fark ederseniz ne yapmanız gerekiyor? Yani aracınız dizel benzin konulduğunu düşünün. Aracı derhal durdurup en yakın servise götürmeniz gerekiyor. Çekiciyle götüreceksiniz. Yani şöyle söyleyeyim fark ettiğiniz an servise kadar süreyin falan diye düşünmeyin. En kısa sürede en hızlı şekilde durdurup çekiciyle götürmeniz gerekiyor. O yakıtın temizlenmesi, aracın motorun temizlenmesi gerekiyor. Yani kesinlikle öyle bir şey fark ederseniz sürmeye devam etmeyin. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklı kusurdur? Yani aslında burada soru ne diyor? Hepsi bir kusur ama bunun içerisinde nedir? Bunların hepsini yapmak yakıt tüketimini arttırır. Fakat bize sorduğu ne? Sürücüden dolayı arttırdığı hangisi? Aşırı hız yapılması, frenlerin ayarsız olması, rölant ayarlarının bozuk olması, lastiklerin havasının az olması. Doğru cevabımız A seçeneği. Aşırı hız yapmak sürücüye bağlı bir şey. İster yapar ister yapmaz. Kendi elinde olan bir şey. Fakat ayarların fren ayarsız olması araçtan kaynaklanan bir kusurdur. Rölant ayarının bozuk olması yine araçtan kaynaklı bir kusur lastik havasının az olması yine araçtan kaynaklı bir kusurdur. Burada kişiden kaynaklanan aradığımız için A seçeneği diyoruz. Benzinle çalışan motorlarda silindire sıkıştırılan yakıt hava karışımının ateşlenmesi ile ne gerçekleşir? Fitil ile ne ile pardon ne ile gerçekleşir diyor. Kendi kendine buji kıvılcımı ile dışarıdan ısıtılarak benzinli motorlarda ateşleme ne ile gerçekleşir? Cihabımız ne? Çok basit. Bujiyle. Buji ile. Buji kıvılcım yapmak suretiyle ateşliyor. Şimdi buna değinelim. Buji meselesi. Buji önemli çünkü. Buji ateşlemeyi sağlar. Nerede? Benzinli motorlarda. Benzin LPG'li araçlarda. Ee, bakalım buji ile ilgili başka ne gelebiliyordu? Buji kurum bağlanmışsa, kablosu çıkmışsa, ıslanmışsa ateşleme yapmıyor. Eğer böyle bir durum olursa buji ıslanırsa bujiyi kurut kurutabiliriz. Nemin almaya çalışabiliriz. Bujilerden biri ateşlemez ise bu da önemli bir soru. Motor titreyerek sarsıntılı düzensiz çalışır. Çıkıyor sınavdan. Motor güçten düşer yakıt sarfiyatı artar. Arkadaşlar bu buji meselesi önemli. Bujiler belirli kilometrelerde değiştirilmelidir. Yani kullanım kılavuzundaki kilometreler bellidir. Eğer değiştirmezseniz yakıt tüketiminiz artar. Bujilerin yeni olması yakıt tasarrufuna katkı sağlar. Eski bujiler yakıtı arttırır. Daha fazla yakıt kullanmanıza sebep olur. Yine buji ile kıvılcımlama ateşleme nedir? Ateşleme zamanında oluyor. Kıvılcım çıkartmak suretiyle ateşleme hangi zamanda yapıyor? Ateşleme zamanında unutmayın. Sınavda çıkan şeyler başka neler var? Bunlar arkadaşlar bu sayfanın tamamı sınavda çıkmış sorulardan oluşuyor. Bu bilgilerin tamamı. Yine ekstra bir iki bir şey daha yazdım. Onları da okumanızda fayda var. Videoyu durdurup okuyun bu şekilde açıklama sorularını mutlaka. Geçelim. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalı? Hızını arttırmalı, geriye dönmeli, hızını azaltmalı, yolun kayganlığını kontrol etmeli. Cevabımız C seçeneği, hızını azaltmalı. Bu işaretin anlamı ne? İki yandan daralan kaplama, yani yol ileride daralıyor, inceliyor, küçük bir hal alıyor. Bakın burada da gördüğünüz üzere. O zaman ne yapıyor? Hızımızı azaltıyoruz kontrollü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Doğru cevap C seçeneği burada. Sonraki sorumuza geçelim. Geceleyin öndeki aracı geçmek isteyen sürücü. Bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır? Yakını gösteren ışıkları, uzağı gösteren ışıkları, acil uyarı ışıkları, sis ışıkları. Doğru cevabımız ne? A seçeneği yakını gösteren ışıklar. Arkadaşlar bu ışıkların kullanılmasıyla ilgili birkaç tane bilgi var. Onları hemen öğrenelim. Arkadaşlar ışıkların kullanılmasında bir uzun ışıklar nerede kullanıyoruz? Yerleşim yeri birimi dışında. Karayollarında geceleyin seyrederken. Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken benzeri yerlerde. Bakın arkadaşlar buralarda bu uzunları kullanabilirsiniz. Fakat şartı var bunların da. Öyle şehir dışındayım. Her zaman uzun kullanım diye bir şey olmaz. Şuraya hemen bakalım yerleşim birimi içinde yakını gösteren ışığı kullanacaksınız Karşılaşmalarda bir aracı takip ederken geçerken yan yana gelinceye kadar işte bu önemli Şimdi arkadaşlar uzunu kullanıyoruz şehirler arası yolda olduğunuzu düşün e, Uzunu kullanabilirsiniz aydınlatma da yetersiz fakat önünüzde bir araç varsa kullanabilir misiniz Hayır karşınızdan bir araç geliyorsa Kullanabilir misiniz Hayır Bir araçla yan yana gidiyorsanız Yani onu geçmeden yine uzunu kullanamazsınız Bunlar önemli bakın şu kısım Yine gündüz görüşü azaltan sisli yağışlı benzeri havalarda da kısa lambalar kullanabilirsiniz Sınavda bir de şu çıkıyor arkadaşlar Bunu da bilmenizde fayda var sürücüler geceleri yakın ilerisi görülmeyen kavşak ve dönemeç Tepe üstlerine yaklaşırken Yakın uzağa gösteren ışıkları ard ardına sırayla yakarak gelişlerini haber vermek zorunda yani selektör yapıyor nerede Şurada arkadaşlar Kaşak dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken. Aydınlatma da yetersizse, çünkü ilerisi görünmüyor, ileriden gelen araca haber vermek manasında bir uzun bir kısa selektör dediğimiz tabiri yapmak zorundadırlar. Bu da çıkıyor sınavda, unutmayın. Sonraki sorumuza geçelim. Evet. Aksine bir durum yoksa Saatte 100 km hızla seyreden sürücü öndeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir? Klasik takip mesafesi sorusu. 20 30 40 50. Cevabımız ne? Tabii ki 100'ü 2'ye bölersek 50'ye ulaşırız. Takip mesafesinde ne yapıyoruz? Hızı 2'ye bölüyoruz. Tek bir istisna var. O da tehlikeli madde taşıyan araçlarda. Onlar da şurada hemen göstereyim size arkadaşlar. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri yerleşim birimleri dışındaki karayollarında öndeki aracı en az 50 metre mesafeden. Tehlikeli maddede burada istisna var. O 50 metre mesafesi var. Bunu sorarlar. Diğer durumlarda hızı ikiye bölüyorsunuz. Bir de şu önemli bazen şu çıkar. Kol grup halinde seyreden araçlar takip mesafesinden az olmamak kaydıyla başka araçların güvenli araya girip çıkabileceği kadar arada boşluk bırakmalıdırlar. Klasik takip mesafesi de şu şekilde 52'ye bölüyoruz. 62'ye bölüyoruz. Bu sadece şu istisna 50'yi unutmayın. 50 metre tehlikeli madde taşıyan araçlar. Diğer şeyler az çok kolay. Geçelim sonraki sorumuza. Kavşaklarda araçların sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır? Sağa dar ve sağ ve sola dar. sağ ve sola geniş. Sağa dar sola geniş. Sağa geniş sola dar. Bir defa sol dar, sol, sol diyorum. Sağ dar, sol da geniş. Cevap C seçeneği. Burada da sola dönüşü gösterdim. Sola dönüş bu şekilde. Bu araç sağ dönecek olsaydı şu şekilde dönecekti. Bakın sağ dar, sola geniş. Unutmayın. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şekli inceleyelim arkadaşlar. Bu şekil bir şeklimize. Arkadaşlar şekli incelerken lehalara bakıyoruz. Ya da ışık varsa ışıklara. Bu lefha ne anlama geliyor? Yol ver lefası bu. Yani burasının tali yol olduğunu anlıyoruz. T yazayım tali yol. Şurada da bir ana yol, tali yol lefası var. O halde burası da ana yol. Şimdi burası da ana yol. Şimdi şıkları inceleyelim. Doğru olanı bulacağız. 1 numaralı aracın öndeki öncelikle geçmesi. Doğru mudur Bir numaralı aracın geçmesi? Hayır. Çünkü tali yolda önce hangisi geçecek? Ana yoldaki araçlar. E şıkkına bakalım. Bir numaralı aracın hızını arttırarak kavşağa girmesi. Doğru mudur? Hayır. Yol ver, dur ver lefası. Yol ver lefası zaten bu. Yani hızını azaltacak, diğer araçları bekleyecek. Hızını arttırarak kavşağa girmesi yanlıştır. 3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması. 3'ün 2'yi durdurması. Doğru mudur? Hayır. Burada çünkü yol hakkı 2 numarada. Neden? 3 numara bekleyecek 2 ile 3'ün karşılaşmasında. Çünkü 2 numara düz gidiyor arkadaşlar. Her zaman kuralımız neydi? Düz gidenler önce geçecek sonra dönüş yapacaklar. Yani burada 3 numara 2'nin geçmesini bekleyecek. Bu da olamaz. 1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi. 1 2 ve 3. Tabii ki onların geçişini bekleyecek. Neden? Çünkü o araçlar ana yolda bulunuyor. Levadan bunu anladık. Önce 2 geçecek, sonra 3 geçecek, sonra da 1 geçecek. Sıralama da bu şekilde. Sıralama sorarlarsa. Sonraki sorumuz gelsin. Hangi durumda aracın iki yönüne reflektör, yansıtıcı konulmalıdır? Park edildiğinde, duraklama yapıldığında, taşıt yolunda, arızalandığında, yolcu almak için durulduğunda. Bunu ne zaman koyuyoruz arkadaşlar aracımızın önüne arkasına yansıtıcı? Tabii ki taşıtımız arızalanırsa aracımızı sağ çekiyoruz. Bu reflektörü koyuyoruz. Bununla ilgili bir de şu soru çıkar ondan da bahsedeyim. Arkadaşlar bu reflektör ne zaman konu, ne kadar mesafeye konuluyor? Bakın şehir içi yollarda 30 metre, şehirler arası yollarda 150 metre mesafeye reflektörü koyuyorsunuz. Unutmayın. Bakın arkadaşlar son zamanlarda trafik kazalarının en büyük sebebi hatta biliyorsunuz Mardin, Gaziantep trafik kazalarının en büyük sebebi Mardin değil ama Gaziantep e, bu reflektör ya da arkadan gelen aracın arızalanan araca e, ya da orada bir kaza olmuş reflektöre dikkat etmemesinden kaynaklandı. Aman diyeyim bu reflektör önemli. Bir de son zaman bir hafta önce bir kanun daha çıktı. Scooter, motosiklet sürücüleri artık gece yansıtıcı yelek şu mavi yelekler polislerin yelekleri var ya onlardan giymesi zorunlu oldu. Yani diğer araçların dikkatini çekmesi için onu da sorabilirler. Unutmayın. Instagram'da paylaştım bunu bilgi olarak. Instagram'a gittiğinizde görürsünüz zaten kanunun tam halini. Resmi gazetede yayınlanan o bisiklet ve motosiklet skuter sürücüleri hakkındaki. Geçelim sonraki sorumuza. Değerli arkadaşlar videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Lütfen sizden ricam sizin beğenileriniz ne kadar çok olursa benim için motivasyon oluyor onların hepsi. Daha fazla soru çözüyorum. Daha fazla konu anlatıyorum sizlere. Sorumuza dönelim. Instagram'dan da takip edin. Instagram'ın linkini videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Instagram adresine. Hangisinde durulur yol kontrol edildikten sonra geçilir? Bakın durulur. Anahtar kelimemiz bu. Durmak. A aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık, B aralıklı yanıp sönen sarı ışık, C kırmızı ışık, D sarı ışık. Cevabımız ne? A seçeneği. Kırmızı ışık, aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık. Arkadaşlar, kırmızı ışık görürseniz dur ifadesi olur. Dur ifadesi varsa bu kırmızıya tekabül eder. E, şimdi bu C niye değil hocam derseniz şöyle ki yol kontrol edildikten sonra geçilir. E, kırmızı olsaydı cevabımız şu olurdu. Durulur. Yeşil yandıktan sonra geçilir dese cevap o olurdu. Eşim böyle anlatınca karışık gibi geliyor. Şurada ben size bunu anlatayım. Arkadaşlar işte burası bizim için önemli olan. Şu iki ifade bizim sınavlarımızda karşımıza sıkça gelir. Evet arkadaşlar, bununla mutlaka bu iki ifadeye çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi bu nedir biliyor musunuz? Yanıp sönen kırmızı ışık. Kırmızı ışık ifadesini gördüğünüzde dur. Dur diyeceksiniz. şu ifade anlamı gelir. O zaman ne yapıyoruz? Duracağız. İlk geçiş hakkını diğer yönden araçlara vereceğiz. Peki aralıklı yanıp sönen sarı ışık, sarı adı üstünde. Dur gibi bir işaret anlamı ifade de değil de hayır. Yol ver anlamındadır. Yol ver lefamız hangisiydi bizim? Hop. Bu lefanın ismi yol ver lefasıdır arkadaşlar. Burada bu da ne anlama geliyor? Bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini. Arkadaşlar karıştırmayın. Bakın çok basit kelimenin içerisinde dur geçiyorsa kırmızı ile alakalıdır. Kırmızı ışık. Adı üstünde zaten biz hangi ışıkta duruyoruz? Trafik ışıklarında kırmızı da. Dur geçmiyorsa o sarı ışıktır. Bu lefadır. Sonraki sorumuza geçelim. Hız sınırlarını %30'dan fazla aşmak suretiyle ihlal edilen edenlerin sürücü belgeleri bir yıl süre ile geri alınabilmesi için aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir? Değerli arkadaşlar bu geri alınma ile ilgili geçenlerde bir videomda anlattım. Lütfen eski videoları izleyin onun için söylüyorum. Burada kısa keseceğim bunu uzatmayacağım. Orada bu geri alma ile ilgili detaylıca anlattım. Alkollü veya uyuşturucu durumunda nasıl kaç ay geri alınır hepsini tek tek anlattım. 2, 3, 4, 5 doğru cevabını da 5. 100 puana ulaştığı zaman bir yıl süreyle geri alınıyor biliyorsunuz. Her %30'u aşarsa 20 ceza puanı baz alıyor. O da 5 kere de 100 puan yapıyor. Dolayısıyla bir yıl içinde 5 kez 100 puan doldurursanız alınır ehliyetiniz. Geçelim sonraki sorumuza. Şekildeki trafik işareti hangisini bildirir? Öyle bir tane ortadan çarp çizgi var. Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini, kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını, duraklama ve park etmenin yasak olduğunu, yolun araç trafiğine kapalı olduğunu. Doğru cevabımız nedir? A seçeneği. Bütün kısıtlamaların son erdiğini bildiriyor arkadaşlar bu işaretimiz. Zaman zaman karayolunda görürsünüz. Bunu gördüğünüzde daha önce bundan önceki karşı önünüze gelen kısıtlamalar bitmiştir artık. Yolunuza devam edebilirsiniz. Kısıtlama olmadan anlamını taşıyor. Geçelim sonraki sorumuza. Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sistemi nedir? ABS fren, hafızalı koltuk, otomatik his kontrolü, hava yastığı, airbag. Doğru cevabımız şişerek tabii ki hava yastıklardır. Değerli arkadaşlar bunun görevi neymiş? Ölüm ve yaralanmaları azaltıyormuş. Bakın bu önemli. Bir diğer ölüm ve yaralanmaları azaltan sistemimiz ne de o da emniyet kemeri. Zaman zaman ikisini soruyorlar. Ölüm ve yaralanmaları azaltan sistem bir emniyet kemeri bir hava yastığıdır. Hatta şurada hava yastığında gösterelim. Hava yastığı dediğimiz budur işte. Kazağında şişiyor kafanızı bir yerlere çarpmanızı engelliyor. Yani bu şu taraflarda doluyor bazen. Hava yastığının gösterge paneli işareti de budur. Araç gösterge panelinde bu çıkar bazen. Geçelim bunda. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki gaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması el freninin çekil olduğunu gösterir. İşaretlere bakalım 4 tane. Cevabımız nedir burada? A seçeneğidir. Bu el freni işaretidir. Zaten arkadaşlar acemi şoförler mutlaka el frenini indirmeyi unutuyor. Ee, ekranda böyle bir şey yanıyor. Ne olduğunu fark etmiyor. Yeni sürmeye başlamışsanız mutlaka mutlaka başınıza bir kere dosya gelir bu el freni meselesi. <laughs> Onun için unutmazsınız diye düşünüyorum başınıza geldikten sonra. Gerçi yeni nesil araçlarda uyarı falan veriyor o ayrı bir mesele. Bu nedir? Akü işaretidir. Bu nedir? Yağ lambasıdır. Bunlar da bilmenizde fayda var. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi aracın sağ ve sola dönüşünde etraftaki diğer araçları ikaz etmek amacıyla kullanılır? Geri vites lambaları, sinyal lambaları, park lambaları, sis lambaları. İpucumuz nedir? Sağ ve sola dönüş. Hangisini kullanıyoruz? Sinyal. Sağ sinyal, sol sinyal. Bunu bilen herkes herhalde arkadaşlar. Sağa dönerken sağa, sola dönerken sola sinyal veriyoruz. Unutmayınız. Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinde ilk önce taşınmalıdır? Bu tür sorularda ilk önceden kasıt yani durumu en ağır olan kişi, hayati durumu. Ölmüş olan, ağır kanamalı olan, ayağı kırık olan, dirseğinde çıkık olan. Şıklar arasında değerlendiriyoruz arkadaşlar. Bunun bir ezber yöntemi yok. Ölmüş olan zaten ölmüştür. Taşımanızın bir manası yok. Kırıklar yani ölümcül ve ağır yaralanma değildir. Bunlar arasında. Dirseğinde çıkık olan yine çıkık çok önemli değil. Fakat ağır kanaması varsa bu şıklar arasında en mühim yaralı bence bu. Doğru cevabımız da bu zaten. Çünkü kan kaybından ölebilir yetiştiremezsek. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan kazazedeye uygulanmaz? Şıklarımız A. Açık olan yarayı temiz bir bezle kapatıp basınç yapmadan sarmak B. Ayakları yüksekte tutup sırt üstü yatırmak C. Batan cisim varsa çıkarmamak D. Yarı otur duruma getirmek Arkadaşlar göğüs bölgesi yaralanmalarında hangisi yapılmaz diyor. Yarı otur duruma getirmek Evet göğüs bölgesi yaralanması pozisyonu Batan cisim varsa çıkarmamak. Bak şurayı görüyor musun? Şu var ya şu. Şunu sen çıkarmak diye okursan yanlış cevaplarsın. Bu okumaları lütfen düzenli ve güzel yapalım. Bu olur mu? Çıkartmak mıydı? Çıkartmamak. Evet bu da doğru. Biz yanlış olan arıyoruz. Çıkartmayacağız yani. Ayakları yüksekte tutup sırt üstü yatırmak. Bu yanlış mıdır? Evet. Ayakları yüksekte tutarsanız zaten bu bölge yaralı bu bölgede yaralanma varsa daha çok zarar verirsiniz. Hatta buradaki kanı da buraya sevk etmiş olursunuz. Fotoğraftan anlatıyorum. O zaman burada kanama artar. Yaralanma daha çok zarar görür. Açık olan yarayı temiz bir bezle kapatıp basınç yapmadan sarmak doğru mudur? Evet. Niye basınç yapmıyoruz bu bölgedeki yaralanmalara? Çünkü akciğere, ciğerlere bata ya da organlara, yaşamsal organlara zarar verebiliriz. Anlatabildim mi? Sanırım anlaşılmıştır. Cevabımız neydi? B seçeneği idi. Bunu yapmak yanlış, diğerlerini yapmak doğru. Biz de zaten yanlış olanı uygulanmaması gereken arıyorduk. Sonraki soru gelsin. Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi işlemi vücudumuzda hangi sistem sayesinde gerçekleşir? Solunum, sinir, boşaltım, sindirim sistemi. Doğru cevabımız A seçeneği arkadaşlar solunum sistemi sayesinde olur. Nasıl oluyor bu işlem? İşte nefes alıyoruz. Aldığımız nefes kana karışıyor. Kan bu vücudumuza bu oksijeni taşıyor. Bu şekilde vücuttaki karbondioksitle dışarıya çıkıyor. Yani oksijenle karbondioksit yer değiştirir. Hatta nefessiz kalırsanız beyninize oksijen gitmez felç olursunuz. Bu da yine bir ehliyet sınav sorusuydu. Diğer sistemlere bakacak olursak sinir başla ilgili kafa bölgesinde bulunan organlardan omurilikten bahsederse sinir sistemi. Boşaltım sistemi yine arkadaşlar böbrekler ve benzeri boşaltım organları. Sindirim sistemi bunu sorarsa mideden bahseder genel olarak. Kısaca onlara da değinmiş olduk. Geçelim